Emekli, memur, işçi, kadın ve gençlerin merakla beklediği düzenlemeler ikinci torba yasayla meclis gündemine geliyor. Düzenleme ile emeklilere yapılacak zam oranında iki formül masada olacak. Kök maaşı taban maaşın altında olan emekliler için kademeli bir seyyanen artış yapılacak ya da 7500 lira maaş alan emeklilerin maaşı 10 bin liranın üzerine çıkarılacak. İşte detaylar. <laughs> Merakla bekleniyordu. Esnafa erken emeklilik, ek gösterge ve evlilik kredisine ilişkin torba yasa meclise geliyor. Yeni yasama yılının ikinci torba teklifi meclis gündeminde. Ocak ayında enflasyon verilerinin açıklanmasıyla yaklaşık 17 milyon emeklinin maaşı da artacak. SSK ve Bağkur emeklilerinin enflasyon artışı %38, memur emeklilerinin ise %49 civarında olacak. Ancak buna ilaveten çıkartılacak yasayla bir refah payı eklenmesi ve ve artış oranının %50'yi bulması bekleniyor. Bunların dışında yapılacak düzenleme için de iki formül masada. Birincisi kök maaşı taban maaşın altında olan emekler için kademeli bir seyyanen artış yapılması. İkinci formül ise 7500 lira olan taban maaşın 10.000 lira ve üzerine çıkartılması. Torba yasada olması beklenen bir başka düzenleme ise ev kadınlarına yapılacak sosyal güvence desteği ve emeklilik yolunun açılması olacak. Destek isteğe bağlı sigorta primlerinin üçte birini oluşturuyor. Mevcut asgari ücrete göre bu miktarın aylık 1430 lira olması bekleniyor. Çocuk sayısına göre de annelere ve ev kadınlarına yıpranma benzeri bir erken emeklilik imkanının verilmesi de planlanıyor. Birinci dereceye gelen memurların ek göstergesinin 3600'e çıkartılması da torba yasada yer alan bir diğer düzenleme. Böylece memurların emekli maaşlarında 3000, ikramiyelerinde ise 85 bin lirayı bulacak artışlar meydana gelebilecek. Yasanın yürürlüğe girmesiyle birinci dereceye çıkacak memurlar 3600 ek göstergeye otomatik olarak kavuşacak. Teklifle küçük esnafa da erken emeklilik yolu açılacak. 9000 gün prim ödemesi gereken esnaf bu yasadan sonra 7200 günle emekli olabilecek. Böylece 5 yıllık bir erken emeklilik olmuş olacak. Düzenleme ile kadro bekleyen yaklaşık 100 bin taşeron işçi için yeni bir kadro yolu açılabilir.